Ölümsüz şampiyonların şampiyonluk sayılarıyla sıralandığı, onların şaşalı zaferlerinin anlatıldığı, erkeklerin mutlak egemen olduğu Formula 1 tarihinde kadınlardan pek bahsedilmez. Zafer sayılarından çok sürüş becerisini, cesareti ve meydan okumaları takdir eden benim alternatif dünyamda ise hem diğer pilotlara hem de ön yargılara karşı yarışan Formula 1'in ilk kadınının hikayesi mutlaka olmalıydı. Onun başarılarla dolu kariyerinin hatırlanmayı ve anlatılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Bir kadının hikayesini anlatmak için de Dünya Kadınlar Günü'nü beklemeye gerek yok. Çünkü nasıl Mark Edmondson'ın Avustralya açığı kazanma hikayesinin kadınlara da ilham olabileceğini düşünüyorsam, Maria'nın hikayesinin de kadınlar kadar erkeklere de ilham verici olacağını düşünüyorum. Çünkü hepsi birer insanın hikayesi, engelleri ve ön yargıları aşan insanların hikayesi ve biz insanlar için ilham verici. Maria Teresa de Filippis, 1926'da Napoli, İtalya'da dünyaya geldi. Mussolini'nin faşist diktatörlük döneminin başlangıcından bir yıl sonra. O yıllarda İtalyan kadınlar, Türk kadınları kadar şanslı değil. İtalya'da kadınların seçme ve seçilme hakkını 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aldığını, bu dönemde erkeklerle yasalar önünde eşit sayıldıklarını, kürtaj, boşanma ile ilgili kanunlarınsa 1970'lerde çıktığını hatırlarsak, Maria'nın doğduğu, büyüdüğü yıllarda kadın ve erkek arasındaki ayrımcılık çizgilerinin ne kadar kalın çizilmiş olduğunu daha iyi anlarız. Bu baskı döneminde arabalar da küçük bir şanslı kesimin sahip olabileceği kadar pahalı araçlar. Bir erkeğin arabaya, hele hele hızlı bir arabaya sahip olabilmesi çok zorken, onunla aynı haklara sahip olmayan bir kadını o zorlukla döndürülebilen direksiyonların arkasında görmek bir hayli zordu. Marigliano Sarayı'nda yaşayan aristokrat bir ailede dünyaya gelen Maria içinse en azından finansal olarak arabaya sahip olmak zor değildi. 5 çocuğun en küçüğü olan Maria'nın babası, İtalya'nın güneyindeki kırsal kesimlere elektrik sağlayan bir şirketin sahibi. Aynı zamanda o zamanki çoğu zengin gibi araba tutkunu. Babası Maria'yı küçük yaşlarda öncelikle ata ve tabii her aristokrat ailenin çocuğu gibi tenis, kayak ve jimnastiğe yönlendiriyor. Hızla ilk olarak at üstünde tanışan ve uzun bir süre bundan büyük keyif alan Maria'nın arabalarla tanışması da bir iddia, bir meydan okuma üzerine başlar. Maria'nın at üstünde bu kadar zaman geçirmesini tiye alan abileri, onun küçük bir kız olduğunu ve asla spor arabalarla gerçek hız yapmaya cesaret edemeyeceğini söyler. Abileri bunu söylerken onun ne kadar güçlü ve inatçı bir karaktere sahip olduğunu biliyorlar mıydı bilmiyorum. Ama bu sözleri duyduktan birkaç hafta sonra 22 yaşındaki Maria, babasından aldığı Fiat 500 Topolino ile Salerno Cavede treni arası 16 kilometrelik ilk yarışına çıktı ve ilk yarışını kazandı. Kazandıktan sonra, atlardan sonra artık arabalar vardı diye anlatıyor Maria. Hızın heyecanına bayıldım. O sene, yani 1948 yılında onun gibi bir yarışçı olan abisi Antonio ile beraber Fiat 1100S ile Giro di Sicilia'da liderken mekanik arıza sebebiyle yarış dışı kalır. Sonraki sene spor kategorisine geçmeden önce Touring kategorisinde Fiat Topolino'suyla birçok yarışa daha katılır. Sorrento'da ikincilik, ardından Sara Consilina'da yağmur altında en yakın rakibinin bir dakika önünde bir zafer daha kazanır. Motor sporlarıyla ilgili hiçbir eğitim almamış olsa dahi binicilik yaptığı dönem sayesinde fit, yarıştığı diğer spor dalları sayesinde de rekabetçi olmayı bilen Maria, bir kadın pilot olarak bu maça dünyaya meydan okur. Annesi ve tabi abilerinin de destekleriyle. Arabalarla yarışmaya karar verdikten sonra onu destekleyen ve ona Fiat Topolino'sunu veren babasını ise o sene kaybeder. 1949 Haziran'ında Napoli'nin doğusundaki Vesuv Yanardağı'nın yakınlarında yapılan 750cc spor kategorisindeki ilk yarışında Fiat Kamen'le ikinci olur. 1950'de katıldığı ikinci Giro di Sicilia ise bir hayal kırıklığına ya da bir haksızlığa sahne olur. İtalyanların büyük pilotu Tazio Nuvolari'yi öfkeden çıldırtacak bir haksızlığa. O yarış öncesi İtalyan basınının olağanüstü sıfatıyla nitelendirdiği Maria, Urania BMW'suyla
Giro di Sicilia'da start alır. 1000 kilometreden ve 11 saatten uzun süren bu müthiş zorlu yarışı 4. sırada bitiren Maria finişten sonra çiçeklerle karşılanır ve omuzlara alınır. Ancak kısa bir süre sonra yarıştan diskalifiye edildiğini öğrenir. Sebebi ise startta arabasının arkadan itilmesi. Yarış komiserleri 11 saatten uzun süren ve yağmur altında geçen yarış boyunca Maria'ya diskalifiye edildiğini bildirmez. Bunun sebebinin komiserlerin Maria'nın startında diskalifiye edildiği yarışın daha az ilgi göreceğini düşünmeleri. Diskalifiye edilen pilotu o şartlarda 11 saat yarıştırmak. Öfkelenmekte çok haklıydın Tazio. 1949-1952 yılları arasında spor kategorisinde 30 yarışa çıkan Maria 17 podyum gördü, 4'ündense zaferle ayrıldı. 50 kilo bile olmayan 1.60 boyundaki bu küçük kadının o zamanın erkek dünyasında kazandığı bu başarılar rakiplerinin de saygısını ve tabii genç ve güzel bir kadın olması dolayısıyla beğenilerini de kazanmasını sağladı. Ona artık Pilotino, yani küçük pilot diyorlardı. O dönemlerde kadınlar motor sporlarında kokpitte değil, padokta popülerdi. Erkeklerin icat ettiği, dizayn ettiği, yarıştığı, hatta kaza testlerini erkek mankenlerle yaptığı arabaların bu maço dünyasında karşılarına çıkan kadınla nasıl baş edebileceklerini bilmiyorlardı. Olur olmadık yerlerde kendisine gösterilen şövalye tavırları, istenmeyen gereksiz nezaket Maria'yı kızdırıyordu. Bazı seremonilerde kadınlara ayrılan kupeyi almak zorunda bırakılıyordu. Kadınları zayıf cinsiyet olarak gösteren bu sözde nezaketlere karşı duran Maria, 1951'de kadınlara özel organize edilen Ladies Cup yarışlarına katılmayı reddetti. O sadece eşit şartlarda yarışmak, pist üzerinde aldığı derecelerle değerlendirilmek istiyordu. Kıl tipleri kendisinden uzak tutmak için de padokta kurt köpeğini yanından ayırmayan Maria, yarış arabalarının kadınların narin ellerine uygun olacağını göstermek için büyük İtalyan pilotlara karşı yarışmayı tercih etti. 1953 yılında 1100 kategorisine adım atan Maria'nın Ferrari 234'ünü test edebilmek için birkaç tur olsa da Avellino pistindeki yarışta o kategorinin veteranı Giuseppe Rossi'nin hemen arkasında ikinci sıradaydı. Belki tecrübesizlik, belki aşırı heyecan. Pist dışına çıkıp büyük zaman kaybeden Maria o yarışı genelde 5. kendi klasmanında 2. sırada bitirdi. Scorbati ile birlikte çıktığı 12 saatlik Pescara'da ise yarışı başından sonuna önde götürüp kazandı. Hem de Maria direksiyondayken yaşanan arka tekerlek problemine rağmen. Yarışın 6. saatinde önce lastiği tek başına değiştiren, ardından arabayı pite götürüp yakıt ve tamirle 10 dakika kaybeden Maria'nın bu amansız rekabetçi karakteri seyircileri büyülerken ona ikinci lakabını da getirdi. Şeytan. 1953-1954 senelerinde Oscar'sı ile çıktığı 22 yarışın 8'ini kazanan Maria toplamda 14 yarışta podyumdaydı. 1954 sonunda İtalya Ulusal Şampiyonası 1100 kategorisini 3. sırada bitirdi. O dönemki yarışların öncesinde bir kadın tarafından yenilmek istemeyen bazı pilotların yarış öncesi Maria'nın yarışa katılıp katılmayacağını öğrenmeye çalıştığı söyleniyor. Oscar ile geçirdiği bu başarılı 2 sezonun ardından kendini güveni artan Maria üst kategoriye geçmeye hazırdı. Hem de yeni bebeğiyle. Maserati A6 GCS. 2 litrelik, 170 beygirli, gerçek bir güzellik. Fangio'nun, Roy Salvadori'nin kullandığı arabalardan. Muhteşem güzellik. Gerçek bir yarış arabası. Sizden harika olmasın, harika bir araba. Aslında tüm A6 serisi öyle. Bu arabanın da hakkını verdi Maria. Oldukça çekişmeli geçen bir yarış sonrası zorlu Catania Etna'yı da kazandı. Maria o Maserati için şöyle diyor. Bu güçlü araba bana istediğim her şeyi yapabileceğim hissini veriyordu. Öyle de yaptım. İtalya Ulusal Şampiyonası 2000 klasında da ikinci olan Maria bir başka efsanevi araca geçmek üzereydi. Tüm büyük pilotlar gibi Maria da hayatı boyunca hep limitlerini keşfetmeyi, belki 750'de, 1100'de veya 2000'de kalıp veteran ve şampiyon bir pilot olarak çok daha fazla zafer kazanabilirdi. Ancak o hep daha yukarı hedefledi ve motor sporlarında daha yukarı hedeflerseniz ulaşacağınız son bir yer var. Motor sporlarının zirvesi, burun kanama noktası Formula 1. Kadın haklarının, feminizmin yeni duyulmaya başladığı, kadınların uzun süren mücadeleleri sonunda eşit haklara sahip olmaya başladığı dönemde genç, güzel ve kendini ispatlamış bir kadın pilottan
daha büyük bir cazibe merkezi düşünülemezdi. Maria Maserati 250 F'ini diğer tüm arabaları gibi kendi parasıyla aldı. Kariyeri boyunca zaten hep burnunun dikine giden, kimsenin ona ne yapması gerektiğini söylemesine tahammül edemeyen bir kadın olarak hiçbir zaman sponsorlarla, menajerlerle işi olmadı. O dönem etrafı ona tapan İtalyanlarla dolu Enzo Ferrari ile çalışmayı senden emir almak istemiyorum diye reddeden, bir İtalyan olduğum için illa Ferrari kullanmam gerekmiyor diyen Maria, test pilot olarak Maserati'ye katıldı ve orada başka bir efsaneyle tanıştı. Benim için bir baba gibiydi diye anlatıyor Maria. Bana pilot gibi düşünmeyi öğretti diyor Juan Manuel Fangio için. 5 dünya şampiyonu efsane, onun gözlerindeki kıvılcımı fark edenlerden. Maria'ya pistte yapması gerekenlerle ilgili özellikle viraj girişleri için birçok önerilerde bulunmuştu. Fangio bana çok hızlı sürdüğümü söyledi. Biraz daha yavaş olmaya çalışmalısın dedi. Hiçbir zaman endişelenmedim, korkmadım. Formül 1'deki o adamlar benim kahramanlarımdı. Fangio, Ascari, Villoresi bana çok iyi davrandılar. Fangio'nun fazla hızlı sürüyorsun demesini ilk başta iltifat olarak alan Maria, efsanenin aslında söylemek istediği şeyi sonraki sene anlayacaktı. Maserati 250F, Fangio'nun arabası. Sahibi kim olursa olsun hep Fangio'nun arabası. Fangio'nun ikonik arabası. 1958 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda artık Maria'nın ellerinde. Kariyeri boyunca spor arabalarla yarışmış Platino için açık tekerli Formula 1 arabalarına geçmek apayrı bir deneyim. Maserati 250F ise önden motorlu arabaların Formula 1'deki son kalesi. Fangio ile birlikte 1957'de son sükseli vedasını yapmış, sonraki senelerde arkadan motorlu arabalarla rekabet edemez olmuş ve arka sıralardakilerin aracı olmaya evrilmişti. Bu yüzden Maria'nın kağıt üstünde hiç etkileyici olmayan, sadece sonuçlara bakarsanız yahu 5 tane yarışa çıkıp puan dahi alamamış diyeceğiniz 58 sezonunu değerlendirirken bunu göz önünde bulundurmak şart. Maserati 250F ile o sezon yarışmış onca pilot arasında puan çıkarabilen tek bir pilot var. O da Fangio, 4. olarak. Sene 1958, Maria artık 32 yaşında. 10 sene boyunca spor arabalarla yarıştıktan sonra motor sporlarının zirvesi Formula 1'e geçiyor. Maria o sezonda bir Van Wall veya Cooper ile yarışsaydı yarış kazanabilir miydi, puan alabilir miydi bunu bilmiyoruz. O sezon katıldığı ilk Grand Prix Nisan ayında yapılan Syracuse. Yarışı 5. bitirmiş olsa da bu Grand Prix Dünya Şampiyonası takviminde değil. Bu yüzden Dünya Şampiyonası sıralamasına etki etmiyor. Maria'nın o sezon katıldığı Dünya Şampiyonası takviminde yer alan 5 yarış var. İlki Monte Carlo, Formula 1 kariyerine başlamak için kötü bir yer. Yavaş virajlarda direksiyonu çevirmekte zorlanıyordum diye anlatıyor Maria. 250F yavaş virajlarda çok ağır kalıyordu. Hızım fena değildi ama virajlar beni fiziksel olarak çok zorluyordu. Spa gibi pistlerde sorun yaşamıyordum ancak Monte Carlo'daki erkek kişiydi. Zaten kimse kazanmamı beklemiyordu. Sonraki yarış Belçika Grand Prix'sini 10. bitirdi. Ardından Portekiz'de kaza yapıp yarış dışı kaldı. Evindeki Monza Grand Prix'si ise kalp kırıcı cinsten. Yarışın bitimine 3 tur kala Maria 5. iken motor arızasıyla yarış dışı kalıyor. Formula 1'de puan alan ilk kadın pilot olmak üzereyken hem de Maserati 250F ile. Monza'dan sonraki yarış ise Fransa Grand Prix'si. Maria'nın kariyeri boyunca maruz kaldığı en büyük ayrımcılığa sahne olan, sadece kadın olduğu için yarışmaktan men edildiği yarış. Yarış direktörü Raymond Roche, bir kadının takması gereken tek kask kuafördeki olan diyerek Pilotino'nun Grand Prix'e katılmasını reddediyor. Tabii Raymond'ın bu aptalca cümleyi kurmasının ardında başka bir sebep var. 1956 yılında 12 saatlik Rams yarışına katılan kadın pilot, Annie Busquets'in trajik ölümünün ardından Fransız gazetelerinin Fransa güzel kadınların öldüğü yer değil, doğduğu yerdir diyerek oluşturdukları baskı. Tabii bu bahane değil. Olayın üzerinden 2 sene geçmesi bir yana motor sporlarında hayatını kaybeden erkeklerin ardından erkek olduğu için yarışmasına izin verilmeyen erkek duymadım. Belki de Monza'daki ilk puanını hem de Maserati 250F ile almak üzere olan bir kadından korktular. 1959 sezonu ise Pilotino için maalesef kısa sürdü. Sezon öncesi Maserati 250F'ini satan Bilge, o dönem yakın arkadaşı ve bazı rivayetlere göre flörtü Jean Behra'nın onun ölçülerine özel yaptırdığı Behra Porsche'si ile sezona başlayacaktı. Araç büyük gecikmelerin ardından Monte Carlo'daki ikinci antrenman seansına anca hazır olmuştu. RSK vites kutusu burası için fazla yüksekti
ve Maria yarışa katılmak için yeterli sıralama süresini atamadı. Hans Hermann, Wolfgang von Trips de aynı arabayla şanslarını deneseler de onlar da yeterli tur süresini elde edememişlerdi. En sonunda Stirling Moss Maria'ya "Bu araçla yapman imkansız" dedi. Ağustos ayında Maria'nın en son yarışamadığı yarış Batı Berlin'deki havuz. Aslında Maria yarışa katılacaktı ancak yarış öncesi Jambera Ferrari ile anlaşamayıp kavgalı bir şekilde takımdan ayrıldı. Maria'ya Berlin'e birlikte gitmeyi, ona aracı hazırlamak için yardımcı olmayı teklif etti. Maria Behra'ya "Hayır, bu senin araban, sen yarışmalısın, ben gitmeyeceğim" dedi. Jean Behra yarıştan önceki gün yapılan Formula 2 yarışına katıldı. Islak zeminde dengesiz aracının kontrolünü kaybetmesinin ardından yaşamını yitirdi. Çok arkadaşım öldü. Luigi Musso, Peter Collins, Alfonso de Portago, Mike Hawthorn ve en son Behra. Benim için en trajik olanı Behra'ydı. Çünkü o araçta benim olmam gerekiyordu. Pistlere gitmeyi bıraktım diyor Maria. Maria Fangio'nun fazla süratlisin derken ne demek istediğini anlamıştı. 50'ler, 60'lar, 70'ler ölüm Formula 1'deki tüm pilotlar için kapıda bekleyen bir tehlikeydi. Maria daha fazla devam edemedi. Çok fazla arkadaşını kaybetmişti. Etrafım kilometrelerce birlikte zorluklara göğüs gerdiğimiz arkadaşlarımın sevgileriyle çevrilmişti. Genelde şakalarının kurbanı, gerçek dostları ve korumak istedikleri küçük kızdım. Hayat dolu, neşeli, küçük pilot, Pilotino. Onlar olmadan eskisi gibi gülemeyeceğim ve ben de yarışlara veda ediyorum. Sono veramente felice di aver passato la miglior parte della mia vita in gara e alla guida di quelle che per me sono le migliori vetture mai create.